Temmuz ayı sonunda Kızılay Bursa Şube Başkanı olarak görevlendirilen Davut Gürkan bugün olay medyadaydı. Gürkan, Kızılay'ın çalışmaları, hedefleri ve kurban bereketi yıl boyu sürsün kampanyası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk Kızılay'ı 150 yıllık bir kurum. Bursa Kızılay Şubesi de tam 107 yıllık. Gerçekten köklü bir şube. Kısa süre önce Kızılay Bursa Şube Başkanlığı'na getirilen Davut Gürkan, mesai arkadaşlarıyla birlikte olay medyayı ziyaret etti. Son dönemlerde artık Kızılay'ın afetlerdeki birinci dereceden görevi beslenme ile ilgili olan bölümlere artık ayrılmış, vazifelendirilmiş. İlk yardım hizmetleri dediğimiz eğitim faaliyetleri var. Kan merkezlerimiz var. Toplum merkezi dediğimiz eğitim merkezlerimiz var. Olay medya yönetici ve yazarlarıyla buluşan Gürkan, Kızılay'ın Bursa'nın lojistik merkezi olmasıyla ilgili hedeflerine değindi. Bursa lokasyon itibariyle lojistiğin merkezi olması gereken bir yer. AFAD'ın yanında bizim lojistik merkezimiz var aslında, ciddi büyük bir depomuz var. Burasının daha aktif hale gelebilmesi için genel merkezimiz bir çalışma yapıyor. Kızılay, Bursa'da planlanan huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Her iki başlık adı altında bir proje çalışması yapılacak. Sağ olsun Vali Bey, Zettin Küçük Bey de bu konuyla alakalı çok duyarlı. Kurban bereketi yıl boyu sürsün sloganı ile sürdürülen kurban vekaleti ve bağış kampanyası da sürüyor. Bunların etlerinin işte kavurma haline getirilmesi, kıyma haline getirildikten sonra konserve haline getiriliyor. 18 ay saklayabileceğimiz şekliyle. Kurbandan sonra yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşılması sağlanıyor. Bağışçıların Kızılay'a ulaşabileceği pek çok kanal var. Bizim Şehreküs'te bulunan bir yardım bağış merkezimiz var. Oraya gelebilirler. Veya Nülüfer'de bulunan Kızılay merkezimiz var. Oraya müracaat edebilirler. Veya Bursa Kızılay.org.tr'den gelip oraya girip oradaki hesap numaralarımıza yatırabilirler.